Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Efendim, genelde il örgütlerinin yaptığı yemeklere katılmıyorum ilke olarak. Ama bu kez Ankara İl Başkanımız ısrarla mutlaka katılmanız lazım dedim. Sizin adınıza davetiyeleri sattık deyince geldim. Şimdi sohbet edeceğiz. Evet, Çankaya bizi bekliyor. Bunu ben de farkındayım, siz de farkındasınız. Ama oturduğumuz yerde kimse bize Çankaya'yı ikram etmez. Bunun için mücadele etmemiz lazım. Halkın sorunlarını içselleştirmemiz gerekiyor. Yaşadıkları sorunları yaşamamız gerekiyor. O zaman söylemlerimizdeki samimiyeti halka aktarabiliriz. Elektriğimi kestirdim bedelini ödemeyerek. Çünkü elektriği kesilen 4 milyon insanın yaşadığı dramı yaşamak gerekiyor. O zaman siz elektriği kesilen insanların derdini samimi olarak geniş kitlelere aktarabilirsiniz. Her bir arkadaşım, yani yol arkadaşım, yani yol arkadaşlarım, birlikte mücadele edebilirsek, gücümüzü birleştirebilirsek ve en önemlisi söylemlerimizi ortaklaştırabilirsek sonuca ulaşırız. Ben ayrı şey, siz ayrı şey söylerseniz olmaz. Beraber aynı şeyleri söylemek zorundayız. Halkın sorunlarını birlikte dile getirmek zorundayız. Birimiz A'dan söz ederken öbürümüz Z'den söz ederse halka güveni veremeyiz. Halka güven vermenin temel yolu söylemlerimizi ortaklaştırmaktır. Yeter mi? Hayır. Her birimiz birbirimize propaganda yapmaktan, birbirimizin söylemlerini eleştirmekten vazgeçmek zorundayız. Biz beraber ortaklaşa söylemlerimizi aynı minval üzerine, aynı paralelde götürebilirsek emin olun halk bize oy verecek ve biz halkımızla kucaklaşacağız. Bunun yolunu görüyorum, yöntemini görüyorum, insanları görüyorum. Daha önce bize selam vermeyen insanların bize selam verdiğini görüyorum. Kucaklaştığımızı görüyorum. Halk kucağını açmış vaziyette ve bizi bekliyor ama samimi olarak bizi bekliyor. Uzun süredir mücadele ediyoruz. Bu mücadele hak mücadelesidir. Bu mücadele aynı zamanda her insanın evinde huzur içinde yatması için verilen mücadeledir. Bu mücadele alın terine değer verme mücadelesidir. Bu mücadele hak, hukuk, adalet mücadelesidir. Bu mücadele ekmek mücadelesidir. Ekmek, ekmek. Evine ekmek götüremeyen milyonların mücadelesidir. Bunu bu mücadeleyi yapıyoruz ve yapmak zorundayız. İktidar yolunda dayanışma yemeği. Güzel. İktidar yolunda yürüyeceksek dayanışma yemeğinden hemen sonra yarın sabahtan itibaren kadın kolları, gençlik kolları, milletvekilleri, parti meclis üyeleri, MYK üyeleri ve en başta da genel başkan hepimiz çalışmak zorundayız. Ve çalışacağız. Çalışırsak göreceksiniz sonuç alıyoruz. Kendi adıma söyleyeyim. Çalışıyor muyum? Kendi adıma söyleyeyim. Eksiklerim olabilir. Yanlışım olabilir. Ama şundan
bütün yol arkadaşlarımın emin olmasını isterim. Yorulmak bana haramdır. Yorulmayacağım iktidara kadar. Bazen soruyorlar arkadaşlar, efendim yoruldunuz mu? Bizde yorulmak yok dedim. Halk bu vaziyetteyken, insanlar devasa sorunlarla karşı karşıyayken bizim yoruldum deme hakkımız yoktur. Günün 24 saati ise 24 saat, 36 saat ise 36 saat çalışacağız. Ama nasıl çalışacağız? Bu da önemli bir sorun. Kendi kendimize konuşup biz çalıştık dersek olmaz bu iş. Örgüt toplantısında da söyledim. Stratejinin önemini vurguladım. Çalışmayı bir strateji üzerine inşa etmek zorundayız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilgi işlem merkezinde hiçbir partinin sahip olmadığı bütün bilgiler var. Ve örgütümüz o bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyor. Hangi sandık çevresinde ne kadar oy aldık? Hangi mahallede oyumuz düşük? Hangi ilde oyumuz düşük? Hangi ilçede oyumuz düşük? Bunların hepsi belli. Demek ki çalışacağımız alanı belirlerken bizim mahallede çalışmayacağız. Bizim apartmanda herkes bize oy veriyorsa bizim apartmandakilerin kapısını çalıp efendim seçimlerde bize oy verin demeyeceğiz. Ne yapacağız? Oyumuzun düşük olduğu, bugüne kadar sağlıklı ve tutarlı bir ilişki kuramadığımız insanlarla muhatap olacağız. Onlarla konuşacağız. Ben kanaat önderleriyle toplantı yapıyorum. Ama o toplantıyı bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç oy vermemiş. Kenarından bile geçmemiş. İnsanlarla oturup konuşuyorum. Her türlü soruyu sormalarına olanak sağlıyorum. Her türlü soruyu sorun ve ben de her türlü sorunuzu büyük bir samimiyetle cevaplandıracağım diyorum. Samimi ilişki kurmak istiyoruz. Dürüstlük deseniz var, ahlak deseniz var, erdem deseniz var, bilgi deseniz var, birikim deseniz var. Bütün yol arkadaşlarımda bunların tamamı var. Ama eksik olan ne? Strateji. Eksik olan bu. Kime anlatacağımız konusunda biraz çekingeniz. Buraya gidersek acaba ne olur? Hiçbir şey olmaz. Efendim bunlar zaten bize oy vermiyorlar. Niçin vermiyorlar? Oy vermiyorlarsa sorun oy vermeyende değil. Sorun oy istemeyende. Neden gitmiyoruz? Neden oturmuyoruz? Neden konuşmuyoruz? Bunun mücadelesini yapmamız lazım. Bakın anlatayım. Afyon'a gidiyoruz seçim için. O gün bir gazetecinin köşe yazısında Afyon'a çok yakın bir köyde CHP'ye hiç oy çıkmadığı yazılıydı. Arkadaşlara dedim ki o köye gidelim. Gittik o köye. Köy odasında bir eve girdik. Avlu vardı. Bir karı koca. Adam çalıştırdığı kamyon dolayısıyla olması gereken bir belgeyi alamamış, çok pahalı. Dolayısıyla kaçak çalışıyorum diyor. Derdini anlattı, dinledik biraz sonra. Köy meydanına, köy odasına gitti. Köy odasında bütün eleştiriler geldi CHP'ye yönelik olarak. Herkes ama. İlk kez bir genel başkan gitmiş. İlk kez bir il başkanı orada. İlk kez partinin yetkilileri orada. Hiç kimse gitmemiş. Her türlü eleştiri geldi. Hepsini büyük bir sabırla dinledik ve cevabını verdik. Seçimden sonra en çok merak ettiğim o köyden bize oy çıktı mı? Evet, o köyden bize 2 oy çıktı. Büyük bir ihtimalle gittiğimiz evdeki karı koca dediler ki bu seçimde büyük bir ihtimal genel başkan geldi, bizi dinledi ve bize oy verdiler diye. Daha sonra Afyon'a gittiğimde o köyden 8 kişi geldi partiye üye oldu. Şimdi böyle çalışırsanız vatandaş size niye oy vermesin? Ya hırsızlık yapmayacağız, yolsuzluk yapmayacağız, adaletsizlik yapmayacağız. Herkesin hakkını, hukukunu savunacağız. Bize oy vermeyenin hakkını, hukukunu da savunacağız. Devlete eleman alırken torpil yapmayacağımızı söylüyoruz. Gençlere her türlü imkanı sağlayacağımızı söylüyoruz. Alın terine değer verdiğimizi söylüyoruz. Herkesin inancına, herkesin kimliğine,
herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğimizi söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi herkesin görmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Halkın partisi olma yolunda büyük adımlar attığını söylüyoruz. Esnafından çiftçisine, taksi şoföründen tır şoföründe kadar herkese kucaklaşıyoruz. Herkesin alın terini bir şekliyle görüyoruz ve o alın terinin ne kadar değerli olduğunu ona da anlatıyoruz. Zaten biz de biliyoruz ve bunu içselleştiriyoruz. Bunları anlatmamız lazım ama birbirimize değil. Gidiyorum illere. Efendim Suriyeliler konusunda niye bunu söylemediniz? Yani onları kendi ülkelerine kendi özgür iradeleriyle göndereceğimizi niye söylemediniz? Oysa ben bunu tam 3 yıldır söylüyorum. Tam 3 yıldır. Bana söyleyen partili tam 3 yıldır beni dinlememiş. Yeni bir şey keşfetmiş. Birisi onu söyledi diye niye biz bunu söylemiyoruz? Başkasını dinliyor ama bazen dinlemesi gereken kişiyi dinlemiyor. Bu tür eksikliklerimiz var. Madem bir yemekteyiz, eksikliklerimizi görmek zorundayız. Bunları telafi etmek zorundayız. Vatandaş bizi bekliyor. İktidar bizi bekliyor. Ama iktidara hazırlıklı olmak zorundayız. Milletvekili arkadaşlarımı illere gönderiyorum. Bu kez illere gittiğinizde doğrudan doğruya ister kahveye gidin, ister ticaret odasına, ister sanayi odasına, ister esnaf odasına, ister sivil toplum örgütlerine ve şunu söyleyin. İktidara geliyoruz, bu ilin sorunlarını söyleyin ve biz bunları saptayacağız. Önceliğimiz illerin sorunlarını çözmektir diyorum. Biz her şeyden önce var olan sorunları akılcı yöntemlerle saptamak ve sağlıklı tutarlı çözümler üretmek zorundayız. Hep şu eleştiri gelirdi. Efendim CHP hep eleştirir. Sorunu nasıl çözeceğini anlatmaz. Ama şunu artık bütün dünya biliyor. Türkiye değil, bütün dünya biliyor. Var olan bütün sorunları en sağlıklı, en tutarlı şekilde saptayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ve her sorunu en sağlıklı, en tutarlı yöntemlerle çözecek olan parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu bilmenizi isterim. Yine şunu söylüyorum. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları çözülebilir. Bütün sorunları çözme kapasitesi vardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Eğer biz sorunu yaşayanı dinlersek zaten sorunu çözeriz. Çiftçinin derdiyle dertlenirsek, esnafın derdiyle dertlenirsek, sanayicinin derdiyle dertlenirsek, sanatçının derdiyle de dertlenirsek bütün sorunları çözeriz. Niye çözmeyelim? Aklı önceliyor muyuz? Evet. Hayatta en hakiki mürşit ilim midir? Evet. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olur muyum? Evet. İlim Çin'de bile olsa gidin öğrenin. Evet. O zaman bilgiyle, birikimle, akılla, irfanla var olan bütün sorunları çözebiliriz. Niye çözmeyelim? Çözümlerimizi arkadaşlarıma söylüyorum. Çözümlerimizi inançla ve kararlılıkla anlatmalıyız. Bizi dinleyen kişi şunu düşünmeli. Evet bunlar gelecekler ve sorunları çözecekler. Çünkü bizdeki kararlılığı sokaktaki vatandaş hissetmeli. Bunu yapmamız lazım. Her gittiğimiz ilin sorunlarını bilerek, her gittiğimiz köyün sorunlarını bilerek, her gittiğimiz ilçenin sorunlarını bilerek, önceden dersimizi çalışarak oraya gitmek zorundayız. Önceden dersimizi çalışmazsak, söylediğimiz her şey havada kalabilir. Bu yemeğin konusu bu mu olmalıydı bilmiyorum. Ama benim bunları örgütü anlatmam lazım. Beraber dinlememiz lazım. Konuşmamız lazım. Örgütle çok fazla bir araya gelemiyorum. İl başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla zaman zaman bir araya geliyoruz. Ama Türkiye çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesini her partilinin ezberlemesi lazım.
Bakın okuması demiyorum. Her partilinin ezberlemesi lazım. Bir yüzyılı devirdik. İkinci bir yüzyıla giriyoruz. İkinci yüzyılda birinci yüzyılın başlangıçtaki temel sorunları aynen yaşamaya başladık. Bunları çözmemiz lazım. Çözecek olan partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu da bütün her yerde sizin anlatmanız lazım. Eğer yargı yargı olmaktan çıkmışsa, yasama organı bir kişinin iradesiyle el kaldırıp indirir hale gelmişse, yürütme organı yasamayı ve yargıyı ipotek altına almışsa, rehin tutuyorsa ciddi bir sorun vardır o ülkede. Adalet yok demektir o ülkede. Masum insanlar hapishanelerde ise, aydınlar hapishanelerde ise, yasaklar sürekli getiriliyor ise, il başkanlarına cezalar getiriliyor ise hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bu ülkeye özgürlüğü getireceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu ülkeye helalleşmeyi getireceğiz. Bu ülkeye siyasette ahlakı getireceğiz. Bu ülkeye beraber yaşamayı, kimlik farkı gözetmeksizin, inanç farkı gözetmeksizin, yaşam tarzı farkı gözetmeksizin beraber yaşama anlayışını getireceğiz. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi gerçek anlamda halkın partisi olacaktır. Görevimiz ağır, onu biliyorum. Ama önemli olan kolay işi başarmak değil, zor işi başarmaktır. Her birimizin omuzlarında ağır yük var. Kabul etseniz de etmeseniz de. Ben CHP'liyim diye çıktığınız andan itibaren omuzlarınızdaki ağır yükü hissetmek zorundasınız. Ha sade vatandaş olarak geziyorsanız bir şey demem. Ama Cumhuriyet Halk Partiliyim, bir partinin üyesiyim, hele CHP gibi bir partinin üyesiyim. Böylesine köklü bir partinin, gelenekleri olan bir partinin, örfü adeti olan bir partinin üyesiyim diyorsanız ciddi bir sorumluluğunuz var demektir. Ve her birimiz o sorumluluk içinde hareket etmek zorundayız. Sorumluluğumuz bireysel sorunlarımızı çözmek değildir. Toplumsal sorunları çözmektir. Her alanda sorun var ama her alanda da çözüm var. Umutsuz değiliz. Umutsuzluk söylemi bizim kitabımızda yoktur. Biz umudu büyütmek ve yeşertmek zorundayız. Ve beraber olmak zorundayız. Ve birlikte olmak zorundayız. Ve kucaklaşmak zorundayız. Kısır tartışmalar. Kesinlikle bundan vazgeçin. Kısır tartışmalar. Buna asla izin vermeyin. Memleketin bu kadar sorunu varken kısır tartışma mı olur Allah aşkına ya? Sorunları bilmek ve çözmek konusundaki güçlü iradeyi ortaya koyarsak toplumun her kesiminden destek görürüz. Kırsalından da kentinden de destek görürüz. Dediğim gibi toplum kollarını açmış bekliyor ama biz aklımızla, mantığımızla, bilgimizle ve sorunları nasıl çözeceğimiz yönündeki görüşümüzle o insanlarla kucaklaşmak zorundayız. Belediye başkanlarımız bu süreçte gerçekten güzel performans gösteriyorlar. Çalışıyorlar. Zaman zaman bir araya geliyorlar. Dertlerini oturup paylaşıyorlar ve ondan sonra ortak projeleri geliştirmek ve büyütmek istiyorlar. İl başkanları toplantılarımız, kadın kolları başkanları toplantılarımız, İl ilçe başkanları toplantılarımız, MYK toplantılarımız, parti meclisi toplantılarımız düzenli aralıklarla sürekli yapılıyor. Belediye başkanları toplantılarımızı değişik illerde yapıyoruz. İl başkanları toplantılarımızı değişik illerde, oyumuzun düşük olduğu illerde yapıyoruz. Bütün il geziliyor, ilçeler geziliyor. Böylece Cumhuriyet Halk Partili'nin milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, efendim belediye başkanları toplumla kaynaşıyor ve toplumla bir araya geliyorlar. Onlar da görüyorlar. Bir tek belediye başkanımızın dahi olmadığı yerlerde toplantılar düzenliyoruz. Bizi görsünler, bizi tanısınlar. Ve oradaki değişimi görüyorsunuz, değişimi fark ediyorsunuz. Dolayısıyla bireysel olarak stratejik çalışırken parti olarak da stratejik çalışmak zorundayız.
geniş kitleleri kucaklamak zorundayız. Bunları yapacağız. Efendim, sandık güvenliği. Seçime gideceğiz. Sandıkta görevli kişi, efendim dışarı çıkıp sigara içeceğim. Hayır efendim, o gün sigara içmeyecek. Efendim bana yemek gelmedi, o zaman ben burayı terk ediyorum. Derhal partiden atılması lazım. Bakın, derhal partiden atılması lazım. Hiç. Bu konuda çok kararlıyım. Ya bir yemek yemedin diye, yani bir öğle yemeği gelmedi diye sandık mı terk edilir? Memleket hangi halde? Bu söylendiği için bana söylüyorum. İl ilçe başkanları görevlerini tam yapacaklar. Efendim, sandık listesi, ne diyoruz ona seçimlerde? Listeyi alıyoruz, hemen gönderiyoruz. Çekmeceyi çekip listeyi gönderiyoruz. Bizim sandıkta görevli olan arkadaşlarımız bunlardır diye. Bundan 4 veya 5 yıl önce bir seçim sonrası. Bir bakın bakalım ya şu bilgisayardan. Kaç arkadaşımız sandık görevlisi olduğu halde sandığın başında olmamış ve imzası yok. 10.000'i aşkındı. Sorun dedim. O gün olabilir, bir cenazesi olabilir, bir hastası olabilir. Kendisi hastaneye yatmış olabilir. Sorun, böyle bir sorunu var mı yok mu? Sorunu olmayanların tamamını partiden attık. Tamamını ama. Bunlar partili falan değil. Seçim sırasında, seçim sandığında görevli olan arkadaşların nasıl bir görev üstlendiklerinin farkına varmaları lazım. Sıradan bir demokrasinin, sağlıklı işleyen bir demokrasinin ortamında biz seçime gitmiyoruz. Baskının olduğu, yargının teslim alındığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin büyük ölçüde teslim alındığı bir ortamda biz seçime gidiyoruz. Ve biz bu seçim sürecinde çalışmak zorundayız. Bakın Bursa'yı, hep içimde ukdedir. En rahat alacağımız, büyük şehri en rahat alacağımız yerde Büyükşehir Belediyesi ile il başkanı arasındaki çekişme yüzünden kaybettik orayı. Bütün Bursalılara karşı bizim mahcubiyetimiz vardır. Niye yapıyoruz biz bunu? Hangi gerekçeyle yapıyoruz? Parti bir bürokratik yapı değildir değerli arkadaşlarım. Partide hepimiz eşitiz. Ben de partinin üyesiyim, siz de partinin üyesisiniz. Ama partinin kendi organları belli kişilere görev verir. Sen genel başkan olacaksın. Sen efendim parti meclisi üyesi olacaksın diye. Sen belediye başkanı olacaksın. Görev verir ve o görev halkın veya partilerin desteğiyle o görevlere o kişiler gelirler. Ama ben artık burada şu makamdayım, herkes benim altımda. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Burası bürokratik yapının olduğu bir parti değildir. Burası halkın partisidir. Kim olursa olsun, hangi düzeyde olursa olsun elimizi uzatacağız ve merhaba diyeceğiz. Tokalaşacağız. Efendim, esnaf ayakkabı boyacısı acaba elleri boyalı mı? Ellerindeki boya, ayakkabı boyası onun onuru ve şerefidir. Ve biz elimizi uzatıp onunla tokalaşacağız. Onunla tokalaşacağız. Siyaseti böyle yaparsak kazanırız. Siyaseti böyle yaparsak bu halk bizi asla terk etmez. Tam tersine bizi kucaklar. Halka, hiçbir siyasetçinin halka tepeden bakma hakkı ve yetkisi yoktur. Tam tersine. Sıradan bir vatandaştan en entelektüel düzeyi olan ya da sanatçı olan bir kişiyle de aynı şekilde mütevazi ilişkiler kurarak ve onu dinleyerek. Bütün eleştirilerini de sabırla dinleyerek. Ona bakmak, onunla konuşmak, dinledikten sonra da kendi görüşlerini ona aktarmak durumundadır. Bir yerde şu söylendi bana. Efendim CHP'liler geliyor. Daha biz ağzımızı açmadan lafı ağzımıza tıkıyor. Olmaz. Olmaz böyle bir şey.
Dinleyeceksiniz. Vatandaş seni bulmuş. Hazır. Derdini anlatacak sana. Sen derdini dinlemiyorsun. Her şeyi ben bilirim. Yok kardeşim. Her şeyi ben bilirim diyen aslında hiçbir şey bilmeyen kişidir. Devlette yapı vardır. Her şeyi ben bilirim diyen bir adam oturuyor zaten yukarıda. Ve memleketinde ne halde olduğunu görüyoruz. Her şeyi bilen adam. Bildiğini sanan adam. Ve bir ülkeyi felakete sürükleyen adam. Ekonomisini, dış politikasını, eğitimini felakete sürükleyen bir adam. İşi ehline vermek gibi bir kavram vardır. İşi ehline veriniz. Bir deyim vardır. Bir inanç vardır. Bir kimlik vardır. Bir süreç vardır. İşi ehline vermek. Kişiyi dinleyeceksiniz. Bilmediğiniz bir şey olabilir. Onu da dinleyeceksiniz. Dersimizi çalışmak zorundayız. Bu çerçevede hareket edersek başarılı oluruz. Niye olmayalım başarılı? Çalışırsak oluruz. Emek harcarsak oluruz. Çiftçi buğdayını ekip, tarlasını sürüp, harmanlığı yapıp, alın terinden sonra huzur içinde buğdayını satıyorsa, onun hayatı mutlu bir hayattır. Biz de çiftçinin alın terine saygı gösterip, var olan sorunlarını dinleyip ve o sorunları çözdükten sonra çiftçi kardeşimizle kucaklaşıyorsak biz de mutlu bir insan oluruz. Esnafla kucaklaşıyorsak biz de mutlu bir insan oluruz. Apartman görevlileriyle karşılaşırsak, kucaklaşırsak biz de onlarla, onlar da mutlu olur, biz de mutlu oluruz. Toplumun her kesimiyle diyalog kurmalıyız. Ve şunu bilmeli herkes ve biz bunu anlatmalıyız. Cumhuriyete hiç kimse kimsesiz değildir. Ne diyor Gazi? Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Bizim adımız ne? Cumhuriyet Halk Partisi. O zaman hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmeyecek. Biz herkesi kucaklayacağız. Ve herkes bir sorunla karşılaştığında, siyasal bir sorunla, gelip kapısını çalacağı ilk partinin Cumhuriyet Halk Partisi olmasını sağlamamız lazım. Bunlar bizi dinliyorlar. Bunlar bizim sorunlarımıza ciddi ciddi eğiliyorlar. Bunlar bizim yanımızdadırlar diyebilmeliler. İzmir'de deprem oldu. Deprem sonrası İzmir'e gittim. İlk toplantı yaptığım kişiler binaları yıkılan apartman görevlileriydi. Çünkü o binalar yıkıldı ve bu insanlar nerede çalışacak? İlk işimiz onlara iş bulmak oldu. Bunların hiçbirisi CHP'li değildi. Hiçbir ayrım yapmadık. İnsan mı? Evet insan. Sorun yaşadı mı? Evet sorun yaşadı. Evi yok mu? Evet evi yok. Ama bu insanın eşleriyle, çocuklarıyla beraber işlere, işe ihtiyaçları var. Ve biz bunu yaptık. Toplumun dokularına dokunmak, topluma dokunmak, toplumun dokularına işlemek zorundayız. Bunu yaparsak sonuç alırız. Efendim bir yemekli toplantı için galiba biraz uzun bir konuşma oldum. Hepinize afiyet olsun. Hiç kimse unutmasın. Toplum kucak açmış vaziyette. Biz çalıştığımız sürece, emek harcadığımız sürece toplumla kucaklaşacağız. Ve bunu sağlayacağız. Çünkü yine hiç kimse unutmasın. Geliyor, gelmekte o da. Sayın Genel Başkanımızı hemen bırakmıyoruz efendim. Sayın Ankara İl Başkanımız sizlere küçük bir hediye takdiminde bulunacaklar. İçeriğini, neviğini sadece kendisinin bildiği. Buyurun. Şöyle iyi. Açma önce mi? Efendim Sayın Genel Başkanım, bu hediye madem açtı arkadaşımız gösterelim. Şimdi Atatürk nutuğu okumayı bitirdiği 1927 yılının hemen birkaç gün ertesinde bir nutuk basımı emri verir. Bunların 8000'i yurt içinde basılır, 2000'i yurt dışında basılır. Bu 2000'in 1500'ü karton kapaklı geliri teyyare cemiyetine bağışlanmak üzere satılır. Ama 500 tanesi özel olarak ciltlenir. Bu 500 nutuk, Arapça baskı ilk baskı nutuk, Atatürk tarafından tek tek kendi eliyle milletvekillerine ve Ankara'da bulunan misyon şeflerine verilir. Bu nutuk o 500 nutuktan biri.
Sayın Genel Başkanım, kıymetli belediye başkanlarımıza plaket takdimi için sizleri biraz daha bekleteceğiz. Hemen Elmadağ Belediye Başkanımız Sayın Adem Barış Aşkın'ı ben buraya davet ediyorum. Plaketimizi alalım efendim. Ardından Cumhuriyet'in ilçesi Yeni Mahalle'nin belediye başkanı Sayın Fethi Yaşar'ı buraya davet ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Ankara Büyükşehir Başkan Vekilimiz Sayın Sercan Çığ'ını buraya davet ediyorum. Ve ev sahibi olması hasebiyle Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Alper Taşdelen'i buraya davet ediyorum. Sayın Başkanım, mikrofonu ev sahibi olmanız hasebiyle sizlere uzatıyorum. Şunu verebilir miyim 2 saniye? Sayın Genel Başkanım, konuşmanız sonucu ben bu gecenin bir daha anlamlı olması için 2 cümle etmek istiyorum efendim müsaadenizle. Birincisi, Sayın Genel Başkanım, bütün örgütümüz burada, örgüt başkanlarımız burada. Size söz veriyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni önümüzdeki seçim Ankara'da 1. parti yapacağız Sayın Genel Başkanım. Size hep birlikte söz veriyoruz. Ve size şunu da arz etmek istiyorum ki ilk günden bugün olduğu gibi Ankara sizin yol arkadaşınızdır, yoldaşınızdır, siz bizim onurumuzsunuz. Geliyor gelmekte olan ve Ankara geliyor gelmekte olanı getirecek Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na konuşmalarından ötürü